Arkadaşlar merhabalar. Ben İsmail Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz bu kanala ve TYT Matematik kampımızın sevgili arkadaşlarım artık yeni bir konusuyla karşı karşıyayız. Sayfa numarası 198 ve bölüm değiştiriyoruz arkadaşlar. Yeni bölümümüz hemen karşınızda. Bölüm 5 mantık, kümeler ve kartezyen çarpım olacak. Tabi öncelikle sembolik mantıkla başlayacağız. 198. sayfadan başlıyoruz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ve 204. sayfaya kadar geliyoruz. Barış Yayınları video ders kitabından gençler. Kampımız gayet kaliteli, gayet güzel, gayet akışkan bir şekilde devam ediyor arkadaşlar. Çok öğretici bir kamp TYT matematikte. Ee, yani böyle zirveye oynamak istiyorsan çözmen gereken, katılman gereken bir kamp olduğunu zaten defalarca söyledim. Şimdi kitabı satın almak isteyen arkadaşlarım varsa açıklama kısmından satın alma linkleri mevcut buralardan kitapları temin edebilirler. Şimdi ben fazla vakit kaybetmek istemiyorum. Mantık konusunu işleyeceğiz arkadaşlar. Bu dersimizde eğer hazırsan geçebiliriz dersimize. Evet şöyle sayfamızı da yaklaştıralım senle beraber ve dersimize başlayalım bakalım. Şimdi mantık e, gençler hani olmasa da olur muydu e, matematik konuların içerisinde bence olması güzel bunu bir konu olarak düşünmeyeceksin tamam mı bunu diğer konularda e, ufuk açıcı bir argüman olarak düşünebilirsin mantık konusunu yani direkt olarak kümelerle ilgisi var mı evet direkt olarak kümelerle ilgili ve Küme neyle alakalı yani küme olmadan ne olamaz fonksiyon olamaz e fonksiyon dediğimiz konu matematiğin aslına bakarsan be, e, belki mi e bundan kaynaklı da fonksiyonun e, fonksiyonu daha iyi anlamamıza yardımcı olan temellerden bir tanesi aslına bakarsan sembolik mantık çünkü kümeyi açıklıyor ve kümeyle ilintili olduğu için de e, küme olmadan fonksiyon olmayacağı için fonksiyon olmadan aYT matematiğin hiçbir konusu olmayacağı için bundan kaynaklı bizim için değerli bir konu. Arkadaşlar mantık dediğimiz şey aslına bakarsanız doğru düşünmenin şartlarını ve kurallarını ifade eden bir disiplindir. Tamam. Kesin olarak doğru ya da yanlış hüküm belirten ifadelere de biz önerme diyeceğiz. Hemen kalemimi de biraz kalın olduğunu fark ettim inceltelim. Şimdi önerme dediğimiz şey kesin olarak doğru ya da yanlış hüküm belirten ifadelere diyoruz biz e, önerme diye. Bu önermeler de doğru ya da yanlış hüküm belirtiyorsa e tabi doğal olarak artık cümlenin içerisinde gizli doğru veya yanlış olabilir. Biz matematikte doğru önermelere bir diyeceğiz yanlış önermelere sıfır diyeceğiz. Tabii ki bu önermeleri uzun uza diye cümleler halinde sıralamayacağız. Biz bu önermelere P gibi, Q gibi P gibi, Q gibi, R gibi, S gibi küçük harfler vererek nitelendireceğiz. Ve eğer bir önerme doğruysa, mesela P önermesi doğruysa buna P denktir 1. Eğer yanlışsa P denktir 0 olarak da isimlendireceğiz. Şimdi birinci kazanım bakışa bir bakalım. Diyor ki yukarıda verilen ifadelerden hangilerinin bir önerme olduğunu bul ve doğruluk değerlerini de incele demiş. Önerme olanları bir veya sıfır diyeceğiz. Önerme olmayan zaten hani doğru veya yanlış kesin bir hüküm belirtmediği için bu önerme değildir diyeceğiz. Şimdi ilk cümlemize bakalım. Eksi 20 negatif bir gerçek sayıdır. Şimdi bu net bir şey belirtiyor. Eksi 20'nin e, negatif bir gerçek sayı olduğu bilgisi doğru veya yanlış olan kesin bir hüküm bildiriyor. Ve eksi 20 ne? bu bir önermedir. Bu bir önerme. Ve gençler nasıl bir önerme doğru mu yanlış mı eksi 20 negatif bir gerçek sayı mı evet o halde P önermesi bizim için doğrudur diyeceğiz yani 1 olacak bunun doğruluk değeri Q'ya bakalım benimle evlenir misin bakın arkadaşlar unutmayın soru cümleleri sevinç nidaları veya işte üzüntü belirten cümleler bunlar gençler kesinlikle önerme değildir. Benimle evlenir misin? Bu bir soru cümlesi. Bu doğru veya yanlış diye nitelenemez. Benimle evlenir misin? Evet, bu o halde önerme değil diyeceğiz. Önerme olmadığı için doğru veya yanlış da diyemiyoruz arkadaşlar. Aklınıza bulunsun. Eyvah, babam diyor. Yani burada e, bir şaşkınlık söz konusu, bir şoke olma durumu söz konusu. Doğru mudur, yanlış mıdır bu cümle? Bilemeyiz çünkü yorumlayamayız. Doğru veya yanlış diyemeyiz. Bundan kaynaklı bu da bir önerme değildir arkadaşlar. Şimdi dördüncü cümlemize baktığımız zaman en küçük doğal sayı 1'dir demiş. Şimdi bu bir önermedir çünkü bize bir hüküm bildiriyor. En küçük doğal sayı 1'dir diye bir iddiası var. Yalnız bu iddia yanlış bir iddia çünkü en küçük doğal sayı 0'dır. Bundan kaynaklı bu bir önermedir ve T önermesi hemen şuraya yazalım. T önermesi yanlış bir önermedir çünkü en küçük doğal sayı 0'dır demiştik. Şimdi ikinci sorudan önce denk önermelere bakacağız. Arkadaşlar eğer birbirinden farklı iki tane önerme söz konusu olsun tamam mı? Ve bu önermelerin ikisi de doğru olsun. İşte o halde bu önermeler birbirine denktiriliriz. Veya bu iki önerme ikisinin de doğruluk değeri sıfırsa biz bu önermelere denk önermeler diyeceğiz. Mesela en küçük doğal sayı sıfırdır önermesi doğru bir önermedir. Veya başka bir önerme veriyorum. Ankara Türkiye'nin başkentidir. Bu da doğru bir önermedir. O halde iki söylediğim cümlenin belirttiği önermeler birbirine denk önermelerdir. Yani en küçük doğal sayı sıfırdır önermesiyle. Ankara Türkiye'nin başkentidir önermesi doğru önermelerdir. İkisi de denk önermelerdir diyeceğiz. Bir önermenin değili ya da olumsuzu. Şimdi eğer... Türkçe bir ifade belirtiyorsa matematiksel sembollerin haricinde Türkçe olarak bir ifade belirtiyorsa biz Yüklemin olumsuzunu söyleyeceğiz. Eğer yüklemin olumsuzunu yani olumsuzluk eki getirip de olumsuz yapamıyorsak eğer sonuna mesela diyor ki Ankara Türkiye'nin başkentidir. Bunun bu bir önerme, doğru bir önerme. Peki bunun değili nedir arkadaşlar? Hani İstanbul Türkiye'nin başkentidir. Bunun değili olumsuzu bu cümle değildir. Bu farklı bir önermeyi ifade eder bize. Ankara Türkiye'nin başkentidir önermesinin değili yani olumsuzu Ankara Türkiye'nin başkenti değildir diyeceğiz. Yani biz bu cümleyi olumsuza çevireceğiz. Farklı bir cümle ifade etmeyeceğiz. Ve eğer ki bir P önermesi varsa ben bunun değilini yani olumsuzunu genel itibarıyla şu şekilde P üssüyle göstereceğim. Bu şekilde ifade edildiği de olur ama binde birdir. Tamam Başka bir yerde eğer görürsen ki binde bir olasılıkla göreceksin. Görürsen bunun da değili yani olumsuz olduğunu lütfen bil. Doğruluk tablosu dediğimiz olay nedir peki? Hocam eğer mesela P ve Q önermelerini düşünelim. P ve Q önermesin. Bu doğruyken bu doğru olabilir. Bu doğruyken bu yanlış olabilir. Bu yanlışken bu doğru. Bu yanlışken bu yanlış olabilir. Bak iki tane önerme için dört tane doğruluk satırı çıktı karşımıza. Doğruluk değer tablosunda satır çıktı karşımızda. 3 tane önerme olmuş olsaydı 8 tane, 4 tane olsaydı 16 tane çıkacaktı bundan kaynaklı. En farklı önermenin 2 üzeri en farklı doğruluk değeri de vardır diyeceğiz gençler. Şimdi devam edelim. Kazanım bakış 2 ile diyor ki bana P önermesi 10 üzeri 10 sayısı 11 basamaklıdır şimdi. 10 üzeri 10 sayısı dediğimizde e, buraya 1'i koyacağız. Yani çünkü bu 1 çarpı 10 üzeri 10, 10'dur diye düşünecek olursak. 1'in sağ tarafına 10 tane 0 yerleştir anlamına geliyor bu. Şöyle. Ve bu sayının 11 basamaklı olması gerektiğini de söyleyebiliriz tabii ki. Bu bir önermedir ve doğruluk değeri 1'dir. Q'ya bakalım. 1 bölü 9 da 1 bölü 16'nın toplamının karekökü 1 bölü 3 artı 1 bölü 4'tür demiş. Yani bunu direkt tak diye çıkarmış. Bunu da direkt tak diye çıkarmış. Normalde biz böyle yapmıyoruz. Sen de gayet iyi biliyorsun bunu. Bu bir önerme belirtir. Çünkü bunun doğruluğundan yanlışlığından bahsedebilirim ki yanlıştır. Dolayısıyla da bunun da doğruluk değeri sıfırdır. R önermesine bakıyorum. İki basamaklı en küçük iki tam sayının çarpımı 110'dur denilmiş. Tabi 10 ile 11 R atıfta bulunulmuş. Lakin iki basamaklı en küçük iki tam sayı eksi 99 da eksi 98'dir ve bunların çarpımı 110 yapmaz. Pozitiftir lakin çok daha büyük bir değerdir. Bundan kaynaklı bu önerme de yanlış bir önermedir. 21 tane iki basamaklı asal sayı vardır denilmiş. Şimdi birden 100'e kadar toplam 25 tane asal vardır arkadaşlar. Bu bilgiyi de genel kültür olarak aklınızda tutun. 25 tane asalımız var birden 100'e kadar tamam mı? E bunlardan iki, üç, beş ve bunlardan 2, 3, 5 ve 7 bir basamaklı, tek basamaklı olan asallardır. E 25 tane asaldan 4 tanesi bir basamaklıysa geriye kalan 21 tanesi iki basamaklıdır diyebiliriz. Dolayısıyla bu önermemiz de doğru bir önermedir. Benden istediği şey neydi? Hangileri birbirine denktir? E doğruluk değerleri aynı olan önermeler birbirine denktir arkadaşlar. Bundan kaynaklı şunu söyleyebilirim ki P önermesi ile T önermesi birbirine denk, denk hemen yazalım. P denktir T ve Q önermesi ile de R önermesi birbirine denktir yazabiliriz. Geldik kazanın bakış 3'e. n eksi 7 farklı önermenin Birbirine göre 256 farklı doğruluk değeri olduğuna göre n kaçtır diye sorulmuş. Hemen ne yapıyordum? Önerme sayısını 2'nin kuvvetine yazıyordum ve cevabı buluyordum ki bu da bana 256'yı veriyormuş. Ki 256'nın ben 2 üzeri 8 olması gerektiğini gayet iyi biliyorum. O halde n 7 8'e ta kendisidir. Hemen şöyle yazıyorum. n 7 eşittir 8 dedim ve buradan da n kaç gelir? 15'in ta kendisi gelir. Benden n sorulmuştu. Doğru cevabımız 15'ti. Kazanın bakış 14 14 diyorum 14 beni andı. 4'teyiz arkadaşlar. PQRT önermeleri verilmiş ve bunların değillerini ifade et demiş. Şimdi iyi dinle. Türkçe olanların, Türk sözel olarak verilenlerin değillerinin nasıl olduğundan bahsetmiştim. Hemen mesela burada hatta şunu söylemiştik. T önermesi bak aynı örneği vermiştim. Hemen bunu yazalım o halde. T'nin değili 2 nokta üst üste açtık tırnağı diyoruz ki Türkiye'nin Türkiye'nin başkenti başkenti Ankara Ankara değildir diyoruz. Bu önerme yanlış bir önermedir. Bu önerme doğru bir önermedir. Aa, aslında şunu da söyleyebilir miyiz o halde? Önermenin ben değilini ya da olumsuzunu aldığım zaman doğruysa yanlış yanlış da doğru oluyor değil mi? Güzel. Şimdi mesela şuna bakalım. Bir yıl dört mevsimdir diyor ya. Önce sözel olanları bir karşılayalım. Sonra matematiksel olanlara geçelim. Q önermesinin değili nedir? Bir yıl, bir yıl, bir yıl, dört mevsim değildir diyeceğiz. Tamam mı? Değildir. Yani eğer ki fiilin, yüklemin ben olumsuzunu ifade edebiliyorsam bir ekle, işte ma, me ekiyle e, bunu bu şekilde halledeceğim. Ama ifade edemiyorsam bu şekilde sonuna değildir cümlesini, kelimesini getireceğim. Şimdi... P önermesinin değiline ya da ondan önce R önermesinin değiline bakalım. R'nin değili 19 da 21'in toplamı 40 yapar demiş. E şimdi o zaman ben bunun değilini yazıyorum. 19 artı 21 40'a eşit değildir. Bak matematiksel olarak da eşittirin değili eşit değildir anlamını taşıyan şuradaki ifademiz oluyor. Sadece bunu yazarak ben R önermesinin değilini, olumsuzunu ifade ettim. Kaldı P önermesi. Ona da bakalım. P önermesinin değili ise şu. 2'nin karesi ile 3'ün küpünün toplamı 13'ten büyük veya eşittir denilmiş bize. Büyük olmayan ve eşit olmayan şey nedir? Tabii ki küçüktür. Dolayısıyla ben buraya küçüktür yazacağım ve böylelikle P'nin de değilini ifade etmiş olacağım. O halde ben büyüktür cümlesinin değilini aldığım takdirde bu bana neyi verecek? Küçük veya eşittir verecek sevgili arkadaşlar. Çünkü büyük olmayan şey ya küçüktür ya da eşittir diyeceğiz. Çünkü büyük değil diyoruz. Tamam mı? Eşit olma durumunu göz ardı etmiyorsunuz. 198. sayfamızı geçtik artık. Kazanın bakış 5 ile devam ediyoruz. Birbirinden bağımsız 2 an artı 5 tane önermeden ben diyor 7 tanesinin doğruluk değerini biliyorum diyor. Şimdi bunların biliniyorsa doğruluk değer tablosuna 1 olabilir 0 olabilir diye ihtimaller sıralamayacağız. Çünkü zaten 7 tanesi biliniyor. Kaç tanesi bilinmiyor? 2n artı 5'ten 7'yi çıkaracak olursam 2n eksi 2 tanesi bilinmiyor arkadaşlar. Ve bu önermenin doğruluk tablosunda 16 üzeri 16 tane farklı durum varsa 16 tabandaki 16 2 üzeri 4 olduğu için 2 üzeri 4'ün 16. kuvveti bana 2 üzeri 64'ü verir. Demek ki ben buradaki önerme adedini 2'nin kuvveti olarak yazdığım takdirde bu bana 2 üzeri 64'ün ta kendisini verecektir. Güzel. Şimdi o zaman ne yapacağım? Artık şuradayız. 2n-2 64'ün ta kendisidir diyeceğim. 2n-2 -2, 64 ise 2n eşittir 66'dır ise en buradan 33'ün ta kendisi yapar. Doğru cevabımız buydu deriz. Geldik bileşik önermelere efendim. En az iki önermenin ve veya ya da ise ancak ve ancak 5 tane gibi işlemlerle ya da bağlaçlarla birbirine bağlanmasıyla oluşan önermelere biz bileşik önerme diyeceğiz. Bak bir tane önerme değil bu sefer birden fazla önerme olacak ama bunlar birbirine bazı bağlaçlarla bağlanacak. İşte bu bağlaçlardan ilki V bağlacı veya ya da ise ancak ve ancak bunların her birinin göreceğiz özelliklerinde göreceğiz sorularını da çözeceğiz. İlk olarak neye bakıyoruz? V bağlacına ki bu V bağlacının sevgili arkadaşlarım sembolü şudur. Bunu bir işlem olarak yani toplama işlemi dediğimiz zaman aklımıza şu geliyor ya. V işlemi dediğimiz zaman da aklımıza bu gelsin tamam. V dediğimiz hani okunuş olarak sanki V okunuşu da şöyle hani V harfi bunlar V harfi veya ters V harfi gibi düşünme bunları tamam mı? Bu bir işlem işleminde görseli bu. V işlemi de budur arkadaşlar. P ve Q bileşik önermesi şu şekilde gösterilir. Nasıl okunuyor? P ve Q ile gösterilir. Şimdi tablosuna bakalım. İkisi de 1 ise P ve Q 1'dir arkadaşlar. Diğer bütün durumlarda P ve Q'nun sonucu 0'dır. Hatta şöyle bir şekilde de bunu aklında tutabilirsin. V bağlacının içerisinde herhangi bir önerme sıfırsa sonuç mutlaka sıfır olmak zorundadır diyeceğiz gençler. Herhangi bir tanesi sıfırsa sonuç mutlaka sıfırdır. P ve Q'nun yani v, v işleminin sonucunun 1 olabilmesi için önermeye dahil olan bu bileşik önermeye dahil olan tüm önermeler 1 olmalı doğruluk değerleri. Hepsi 1 ise P ve Q 1'dir. P ve Q ve R 1 ise P de Q da R de 1'dir. Tamam mı? Şimdi bazı özelliklerine bakalım, hatta bütün özelliklerine, bazı özellikten kastımız. Bütün özelliklerine bakalım. P ve P P'dir arkadaşlar. Biz buna tek kuvvet özelliği diyoruz. P ve Q bak P ve Q şöyle alalım fosforlu kalemimizi. P ve Q Q ve P'ye denktir. Buna değişme özelliği denir. P ve Q ve R daima Q ve R ve P'ye denktir. Buna birleşme özelliği diyoruz ki mesela birleşme özelliğini toplama ve çarpma işlemlerinde de görebiliyoruz. Örnek veriyorum 3 artı 5 artı 2 kaç yapar? 10 değil mi? Ama önce ben 3 ile 5'i toplayıp üstüne 2 ek eklesem de 10 yapar. Veya 5 ile 2'yi toplayıp üzerine 3 eklesem de 10 yapar. Veya 3 ile 2'yi toplayıp bak değişme özelliğinden de faydalanıyorum burada. Sonra üstüne 5 eklesem de 10 yapar. Bu çarpma işleminde de geçerlidir. Buna biz birleşme özelliği diyoruz. O işlemlerin birleşme özelliği. Şimdi devam ediyoruz. Bakın iyi dinleyin burayı. P ve 1 var burada. Denktir. Şimdi P demiş. Neden P ona bakalım. Eğer ki P 1 olursa 1 ve 1. Sonuç 1 olacaktır. P 0 olursa 0 ve 1 bana 0 verecektir. Ve gördüğün üzere P neyse cevap da o olduğu için ben diyorum ki sonuç P'ye bağlıdır. P ve 1'e ben ancak ben artık P diyebilirim. Peki şuna bakalım. Şurası P neyse o dedik. P ve 0'a bakalım. Şimdi arkadaşlar biz ne demiştik? V bağlacının V bağlacına giren önermelerden herhangi bir tanesi sıfırsa sonuç daima sıfırdır demiştik. Bir de P ve P'nin değiline göz atalım. Bu 1 ise bu sıfır ve bu sıfırsa bu bir olacağı için ve V bağlacının içerisine daima sıfırı dahil edeceği için bu ifade e doğal olarak bunun da sonucu nedir? 0'dır diyeceğiz. Şimdi gel gelelim V bağlacıyla alakalı örnek sorulara. P ve Q önermeleri için P 0, Q da birdir denilmiş. Önermelerin doğruluk değerlerini bize vermiş. Daha sonrasında diyor ki P ve Q, P'nin değil ve Q, P'nin değil ve Q'nun değil önermelerinden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Şimdi buna geldik. Bu nedir abi? P sıfır, Q'da 1 bir miydi? Sıfır ve bir nedir? Sıfır işin içinde sıfır var. Geldik buna, P'nin değili e bir, 1 ve 1 nedir bu? Birdir. Geldik buna, P'nin değili bir, Q'nun değili birin değili sıfırdır. Bundan kaynaklı işin içinde sıfır olduğu için bu da sıfırdır diyebiliriz. Kazanın bakış 7 Önermelerin en sade hallerini bul demiş bize. Bulalım hocam. Şimdi sıfırın değili nedir? Birdir. 1 ve 1. E 1 yapıyordu zaten. 1 ve 0'ın değili 1. 1 ve 1 nedir? E 1'dir. Şimdi birincinin sonucu 1. Bir. 2'ye geldim. Şuraya bakıyorum. Bak. Şurada koskoca bir ifade var. P var, Q var, R var. Değil mi? Önemli değil. Şurada ne var? V 0 var. V bağlacının yanında 0 varsa sonuç daima nedir? 0'dır. İkincisi 0'mış. 3'e bakıyoruz. P ve P. E P'ye bağlıydı. Çünkü birse birse birdir, sıfırsa sıfırdır. Q ve birin değili bak, bak birin değili ne sıfır. Q ve sıfır e sıfır. E burada ne var? Ve sıfır var. O zaman sıfırdır. Yani üçüncüsü de sıfırmış. Geldik dörde. P ve 1 neye bağlıydı? P birse sonuç bir, sıfırsa sıfırdı. P'ye bağlıydı ve buraya geldim. Q ve 1'in değili birin değili 0'dır. Q ve 0 sıfır 0'dır. Burada V var ve 0 0'dır. Dolayısıyla dördüncüsü de 0'mış. Geldik 5'e. P ve P neydi? P'ydi. P ve P'nin değili içlerinden bir tanesi mutlaka 0 olacağı için sonuç yine 0'dır. Yani beşincisi de 0'mış ve son olarak 6'ya bakıyoruz. P ve Q ve P'nin değili ve R denilmiş. Şimdi bakıyorsun burası V, burası V, burası V. Tamamı V ise ben parantezleri görmeden işleme dahil edebilirim bunu. P ve Q ve P'nin değili ve R. E sen şunla şunu değişme özelliği vardı biliyorsun. Yan yana ilk olarak işleme dahil edersen P ve P'nin değili sıfırdır. Bundan kaynaklı bütün işlemlerde V olduğu için ve işin içinde bir tane sıfır olduğu yetiyordu sıfır olması için. Demek ki cevabımız ne olacakmış? Bu da sıfır olacakmış. Yani sadece birincisi bir, geri kalan tamamı sıfır olacaktı cevabımız. Geldik kazanın bakış 8'e. A ve B gerçel sayıları için. P önermesi diyor ki A sıfırdır. Q önermesi diyor ki B sıfırdır. Buna göre bu üç tane önermeden hangileri P ve Q önermesine denktir denilmiş. Şimdi P ve Q önermesi için P önermesi ve Q önermesi ikisi de birken P ve Q birdi. İçlerinden bir tanesi bile sıfır yani yanlış olması durumunda tamamının sonucu neydi? Yanlıştı. Şimdi birinci önermeye bakalım. A artı B sıfırdır demiş. İkisi de doğru olursa bak. A0 ve B0. İkisi de doğru kabul edelim. İkisi de gerçekten sıfırmış. A0, sıfır, B de sıfırsa toplamları sıfırdır. Bak bu doğru geldi. Muhteşem. Şimdi devam edelim. Şuna mesela. İkisi de yanlışken sonucun yanlış çıkması gerekiyor. Yani A0 değilse ve B0 değilse cevap sıfırdır önermesi yanlış bir önerme olması gerekiyor. E şimdi ben A'yı 5 bunu eksi 5 kabul edersem yani bunları yanlışladım. 0 ve sıfırın sonucu ne gelmesi lazım? 0 yani yanlış gelmesi lazım. E 5 ile eksi 5'in toplamı sıfır değil mi? E doğru geldi. Demek ki bu benim V önermemi karşılamıyor. Şimdi daha da iyi anlayacaksın. İkinci verilen işleme bakalım. A'nın mutlak değeri ile B'nin mutlak değeri toplamı sıfırdır diyor. Evet bu sadece ama sadece A da sıfır B de sıfırken sağlanır. Yani şunun için doğrudur diğerleri için yanlıştır Bundan kaynaklı bu olur arkadaşlar. Üçüncüye baktığımız zaman kareleri toplamı sıfırsa ve ikisi de sadece sıfırsa sonuç sıfır olacaktır. Yani yine sadece ikisi de doğruysa sağlayacak. Diğerlerinden hiçbirinde bu sağlamayacak. Bu da olur. Yani cevabımız neymiş? 2 ve 3 olacakmış diyebiliriz rahatlıkla. Yanlış hatırlamıyorsam 2014 veya 2015 yılındaki e, YGS'de sorulan bir sorunun bir benzeriydi sevgili arkadaşlar bu soru. 199. sayfamızı da hallettik ve geçtik 200. sayfamıza ikinci dalyamızı atıyoruz arkadaşlar veya işlemiyle veya işleminin gösterimi işte buradaki düz V harfi diyebiliriz. V harfi görünümlü bir simge diyebiliriz. Peki bunun doğruluk değer tablosunu nasıl göstereceğiz? Bunu nasıl okuyacağız? P veya Q diye okuyacağız. Burada V'nin tam tersi olduğunu söyleyebiliriz ki zaten birazdan demorgan kurallarını gördüğümüz zaman da gerçekten V'nin, V işleminin, V bağlacının tam tersi gibi davrandığını göreceğiz. V bağlacında az önceki işlediğimizde işin içinde bir sıfır varsa cevabı hep sıfır yapıyordu. Veya bağlacıda işin içinde bir tane bir varsa sonucu daima bir yapacak. Yani işin içindeki birlere bakıyorsun bak burada bir var, burada bir var sonuçlara bakıyorsun hep bir. Kimin ne olduğundan... E, bağımsız olarak cevap hep 1 çıkıyor ama 0 çıkabilmesi için ikisinin de 0 olması gerekiyor. Bak V'nin tam tersi. Peki veya işleminin özellikleri aynı V işlemindeki gibi tek kuvvet özelliği, değişme özelliği ve birleşme özelliği vardır. Ekstradan şunlara farklı bir e, başlık altında bakalım. P veya 1. İşin içinde 1 varsa sonuç 1'dir demiştik. Bundan kaynaklı 1'dir. P veya 0 eğer P'yi 1 kabul edersem 1 veya 0 1 gelir. P'yi 0 kabul edersem 0 veya 0 0 gelir. Yani gördüğün üzere P neyse cevap da o olduğu için bu önerme P'ye bağlıdır. Bundan kaynaklı cevabımız P olacaktır. P veya P'nin değili bu 1 ise bu 0, sıfır, bu 0 ise bu 1. İşin içinde mutlaka 1 olması gerekeceğinden cevabımız daima 1'dir diyeceğiz. Kazanın bakış 9'a el atalım şimdi. Sıfır veya sıfırın değili. Sıfırın değili ne? 1 değil mi? E veya V'nin içerisinde 1 varsa sonuç daima 1'dir. 1 veya sıfır da işin içinde yine 1 olduğu için 1'dir diyeceğim. 2'ye bakıyorum. Sıfırın değili 1'dir. 1 veya P 1'dir arkadaşlar. V. Q ve 0 V bağlacı var. İşin içerisinde sıfır olduğu için burası sıfırdır. 1 ve 0 bana sıfırı verir. Çünkü işin içinde sıfır var. Geldim 3'e. P veya birin değili. 1'in değili 0'dır. P veya 0 P'ye bağlıdır. Veya Q veya R demiş. Bir dakika ama dur ben bir şey gördüm şimdi orada. Burada veya var hocam ve eşin içinde bir var. Sonuç 1'dir. Tamam. Devam. 4'teyiz. P veya Q'nun değili veya Q eşinde hepsi veya işlemi olduğu için ben bunu parantezi kaldırırım. P veya Q'nun değili veya Q yazarım. Geldim şuraya bakarım. Q sıfırsa, Q'nun değili 1'dir. Q 1 ise Q'nun değili 0'dır. İşin içinde mutlaka 1 olduğu için burası daima 1'dir. 1 Bir veya P de yine bana neyi verir? 1'in ta kendisini verir. Beşinciye bakıyorum. P'nin değili veya Q'nun değili veya P veya R e, tamamı veya olduğu için ben bunu P'nin değili veya Q'nun değili veya P veya R biçiminde yazarım. Bunu yazdıktan sonra burada neyi görüyorum? P'nin değili veya P'yi görüyorum. O halde bunun içlerinden bir tanesi mutlaka bir olduğundan ve tamamı veya işlemi de bağlandığı için ben bunun da sonucuna birdir diyeceğim sevgili gençler. Devam kazanın bakış 10 ile PQR birer önerme ve bu önerme veya ile bağlanan bir önerme bak P'nin değili veya Q veya R'nin değili parantezi kaldırdım ve denktir 0 veya bağlacının sonucunun sıfır çıkabilmesi için bütün bileşenlerin, bütün önermelerin doğruluk değerlerinin sıfır olması gerekiyor. O halde bu da sıfırdır, bu da sıfırdır, bu da sıfırdır. Yani P'nin değeri sıfırsa P daima 1'dir. Q sıfırmış zaten. R'nin değeri sıfırsa R de daima birdir dedim. Bütün önermelerimin doğruluk değerlerini artık bildiğime göre, hesapladığıma göre geldik hangileri yanlıştır buna bakacağız. Yani cevabı sıfır çıkanları arıyoruz. Abi Q'nun değili yani Q sıfırsa değili nedir? 1'dir. E, birdir. Veya R'nin değili. E, R 1'di değili nedir? Sıfır. 1 veya sıfır nedir? E, hocam birdir çünkü veya bağlacının içinde bir var. Geldim ikiye. Q ve Q'nun değili. E, bu birse zaten bu sıfır. Bu sıfırsa bu bir ve arada kocaman bir V bağlacı var. O halde sonuç daima sıfırdır. Yani ikiyi kabul ettik. 3'e bakıyorum. P sıfırdı. E, de özür dilerim. 1 ve Q'nun değili, Q'nun değili de 1'dir. Veya R'nin değili 0. Şimdi 1 ve 1 1 yapar. 1 veya 0 daima 1'i verir. Yani bu da 1'miş. O halde bunu da alamayız. Bunu da alamayız. Cevabımız yalnız yalnız 2 olacaktı sevgili arkadaşlar. Tamam? Şimdi 200. sayfamızın sağ üst tarafındayız. Burada V ile veya işlemlerinin birbirine göre Durumları söz konusu. Hepsi daima çok değerli ve soruların içerisinde e, sıklıkla kullanabileceğimiz özellikler bu üç tanesi. O yüzden beni iyi dinle can kulağıyla. Demorgan kurallarımız var. Aynısını kümelerde de görüyoruz. Mesela diyoruz ki A birleşim B'nin tümleyeni ki o kuralın ismi de demorgan kurallarıdır. A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeni diyoruz. Mesela bir de A kesişim B'nin tümleyenini alırken. Bu da A'nın tümleyeni birleşim B'nin tümleyeni diyoruz. Aynı özellikler burada da mevcut. P veya Q'nun değili P'nin değili ve Q'nun değiline P ve Q'nun değili de P'nin değili veya Q'nun değiline denktir. Bak zaten birbirine inanılmaz derecede benzer özellikler bunlar. V'nin veya üzerine veya'nın V üzerine dağılma özelliği mevcuttur. Aynı 2 çarpı x artı y. Mesela 2 çarpı çarpı olarak şöyle x olarak yazmayalım da şöyle yazalım. Çarpma işleminin toplama üzerine dağılma özelliği vardır. 2 çarpı x artı 2 çarpı y olarak çarpmayı ben toplamanın üzerine dağıtabiliyordum. Burada da v'nin veya üzerine veya'nın da v üzerine dağılma özelliği vardır. Bunu başka hiçbir bağlaçta görmeyeceğiz. Sadece v ve veya'da var. Dolayısıyla bu çok değerli bizim için. Nasıl dağıtıyorum? Ara işlem bu. P ve Q. Bak P ve Q. P ve R. Aradaki ana işlemse veya. Aradaki ana işlem parantezin içerisindeki işlemin ta kendisi. Yine veya'yı da V üzerine aynı biçimde dağıtabiliyoruz. Aradaki ana işlem ve bağlacı olduğu için. Üçüncü özelliğimiz kümelerle açıklanabilir, çok rahat açıklanabilir bir özellik. Absorbe kuralı diyoruz buna da. P veya P ve Q. Şimdi bak iyi dinle beni. P veya P ve Q. Sen bunun en sade halini falan bulmak istiyorsun mesela. Sonra diyorsun ki A dur. Veya'nın V üzerine dağılma özelliği var diye dağıtayım o zaman diyorsun. Dağıtıyorsun bak denktir. P veya P V. Daha sonrasında P veya Q diyorsun. P veya P neydi? E P'ydi. P ve P veya Q'ya dönüşüyor. Bak bu buna dönüştü. Sonra da iki, ikinci diyeceğin şey de şu olur. A V'nin de veya üzerine dağılma özelliği vardı. E bir daha dağıtayım diyorsun. Bir daha dağıtınca aynısını buluyorsun. Yani kısır bir döngüye girmiş oluyorsun. Lakin bunu küme ile açıklayabiliriz gençler. Mesela şöyle diyelim. Veya neye benziyor? Birleşim işlemine. V de kesişim işlemine benziyor, değil mi? E şimdi düşünelim. Ben P'yi P'yi A kümesi diyeyim. Q'ya da B kümesi diyeyim. Böylelikle artık P veya P ve Q vardı bak burada değil mi? Şu. Ve buna neye denk demişti? P'ye denk demişti. Yani benim burada şunu yazarsam eğer A birleşim A kesişim B. Bunu yazacak olursam bunun neye eşit olması gerekiyor? P'ye ki ben P'yi A ile kodladım. Bunun A kümesine eşit olması gerekiyor, değil mi? E şimdi düşünün A kümesi ve B kümemiz var elimizde şöyle. Şurası A kümesi, burası B kümesi. Şöyle yazdım. Şimdi A kümesi dediğim yer şurası mı? Şu maviyle gösterdim yer, değil mi? Diyor ki bak A kümesiyle diyor. A kesişim B yani şu kırmızıyla gösterdiğim yeri birleştir diyor. Bak birleştir diyor. E ben bunları birleştirirsem neyi bulurum? E yine A kümesini bulmuş olurum. A kümesinin tamamını bulmuş oluyorum. O zaman cevap A. O zaman sen buraya geldiğin zaman cevap daima ne olacaktır? Tabii ki de P olacaktır. Çünkü P'ye biz A kümesi demiştik. Veya tam tersi P ve P veya Q. Bu da bize yine P'yi verecektir. Yani içeride P ve Q, P veya Q var. Dışarıda da P veya Q varsa cevap dışarıdaki ne eşit olacaktır arkadaşlar. Bunu sakın ama sakın unutmayın. Dışarıdaki ve içeridekini de şu şekilde düşünüyorsun. P ve burada da P olacak. Burada P varsa burada da yine P olacak. Absorbe kuralı bu şekilde işliyor. Kazanın bakış 11'e bakalım beraber. Şimdi birinciye bakıyorum. P veya Q ve Q'nun değili. Şimdi burada absorbe kuralını uygulayamam. Burada dağıtmam gerekiyor. Sağdan ve soldan dağılma özelliği işleyecektir. Aynı çarpmanın toplama üzerine hem sağdan hem de soldan dağılma özelliği olduğu gibi. Sağdan da dağılma özelliğini burada kullanabilirim. Q'nun değilini buraya dağıtalım. P ve Q'nun değili ana işlem veya'ydı veya'yı yazdım. Q ve Q'nun değili yazdım. Q ve Q'nun değili tabii ki sıfırdır. Ve sıfır veya burası da şunun kendisine denktir. P ve Q'nun değiline denktir. Bak şu ifade P ve Q'nun değilinin ta kendisidir ve en sade hali, en sade hali budur diyebiliriz. Geldim ikinciye. P ve Q veya P ve Q'nun değili demiş. Çok iyi dinliyorsun. Hocam bir kere burada bak Burası da V, burası da V. Daha sonrasında burada P var, burada da P var. Ve burada ana işlem veya Yani aslına bakarsam burada ben hemen şurayı sileceğim. Umarım not almışsındır. Silmediysen bir 5 saniye geri al, notunu al. Sonra ya yazmadıysan 5 saniye geri al, notunu al ve devam edelim. Burada yani P, V işlemiyle beraber... Nereye dağılmıştır? Q veya Q'nun değiline dağılmıştır. Bak dağıtırsan aynısı gelir. O halde şuna bakalım şimdi. Q veya Q'nun değili. İçlerinden birisi 1 olduğu için mutlaka cevap 1'dir. Çünkü veya bağlacıyla bağlanmış. Geriye ne kaldı? P ve 1 mi? P0 cevap 0. P1 ise cevap 1 olduğu için bu da nedir? P'ye bağlıdır. Yani ikincinin en sade hali P'ymiş gençler. Şu koca ifade bana P'yi veriyormuş. Geldim 3'e. Demorgan kuralı yardımıyla bunu çevirirsem eğer ben. P'nin değil veya Q'nun değilinin değili Q'yu elde ederim. O halde cevabımız P'nin değili veya Q'dur. Geldim şimdi buraya. P'yi içeri dağıtalım isterseniz. P'yi içeri dağıttığım takdirde P veya A dağıtmayalım. Dağıtmayalım. Çünkü çünkü tamamı veya arkadaşlar dağıtamayız da zaten parantezi kaldırırız. P veya Q'nun değili veya P P veya P nedir? P'dir. O halde cevap P veya Q'nun değili yapar. Cevabımız buydu. Ve son olarak 5.ye bakıyoruz. 5.de de diyor ki P ve Q veya P'nin değili veya Q'nun değili. Çok iyi dinliyorsun beni. Burada neyimiz var? P ve Q'muz var. Veya şuraya bakıyorsun şimdi P'nin değili veya Q'nun değilini ben nasıl bir şekilde ifade edebilirim? Şuna benzer. P ve Q'nun değilidir arkadaşlar burası. Bakın dikkat edin. Dikkat edin. Şu şuna denktir. Sen sağdakinin sağda gösterdiğimi değilini alırsan P'nin değili veya Q'nun değilini bulursun. Şimdi ben bunu bu şekilde ifade ettim ya. Daha iyi dinle şimdi beni. Çok iyi dinle. Şimdi bak buraya. P ve Q var. Bir de burada P ve Q'nun değili var. Yani biri 1 ise öteki 0, sıfır, biri 0 ise öteki bir. Bundan kaynaklı. Hemen aradaki işleme bakıyorsun. Hangi işlemle bağlanmış veya veya bağlacının sağını veya solu herhangi bir bileşeni birse cevap daima ne oluyordu? Tabii ki de hocam 1 oluyordu. Demek ki 5.nin de en sade hali P değil 1'miş gençler. Doğru cevabımız bu olacaktı. Evet kazanın bakış 12'ye geldik. Ne diyor bize? En sade halini bul diyor yine. Hadi bulalım. Şimdi öncelikle ben şuraya P V yazdım. Yani şuraya yapacak bir işlem yok ama Şurada bir değil var ya. Değil var değil mi? O halde ben bunu Demorgan kuralıyla şu şekilde ifade ederim. Parantezimi açtım. Şuraya Demorgan uyguluyorum. P veya Q yapar arkadaşlar. Tamam Demorgan'la bunu dağıttığım takdirde. Ana parantezimi koydum. Ana işlemimi yazdım. Devam ediyorum. P'nin değili veya geldim şuraya. P'nin değili ve Q var. Şimdi buraya yapacak bir şey yok. Neden biliyor musun? İçeri falan bir şey dağıtmayacağım. Çünkü burada absorbe kuralı var. Bak. Veya ve V var burada. Burada P'nin değili, burada da P'nin değili var. Yanında da bir tane Q'muz var. Sen bunu içeri dağıttığın takdirde yine buna benzer bir ifadeyle karşılaşacaksın ama absorbe kuralına ne demiştik? Bu direkt P'nin değiline denktir demiştik. Devam. Şimdi geldim buraya. P ve P veya Q. E bu da absorbe kuralı ve cevap neye eşit? P'ye. P veya P'nin değili mi kaldı bak burası komple P oldu. P veya P'nin değil neye denktir? E hocam bunlardan bir tanesi mutlaka 1 olduğu için cevapta veya bağlacıyla bağlandığı için cevabımız da 1'dir diyeceğiz. Ya da işlemine geldik. P ya da Q önermesi ya da e, işlemini biz şu şekildeki bir sembolle yani veya'nın altına düz bir çizgi çekerek gösteriyoruz. Bunun tersi olduğu bir işlem var mı? Zıttı olduğu bir işlem var mı? Var. Onu da iki işlem sonra göreceğiz. Yani ancak ve ancak bağlacıyla terstir ya da bağlacı. Ya da bağlacının değer, değer tablosunda veya hangi durumlarda bir hangi durumlarda sıfır olduğunu nasıl aklına tutabilirsin? Şu şekilde. Eğer iki önermenin doğruluk değeri birbiriyle aynıysa sonuç daima sıfırdır. Eğer ki iki önermenin doğruluk değeri birbirinden farklıysa sonuç daima birdir diyeceksin. Tamam. Aynıysa sıfır. Farklıysa bir unutma. Şimdi bir de bunun özelliklerine bakacağız. Burada e, özellik dediğimiz e, kısımda şunu yapmamız gerekiyor. Şurası arkadaşlar şurası P olacak. Burada bir dizgi hatamız var. Şurası P olacak gençler. Unutmayın sakın. Siz de notunuzu alın. Burası P. P ya da P. Hani V işleminde veya işleminde ne demiştik P ve P P'ye de bağlıdır. P veya P P'ye bağlıdır. P neyse cevap odur. Ama burada P ya da P P'ye bağlı değildir. Çünkü 1 ya da 1, 0 ya da 0 olur. Başka bir alternatifi yok ve iki önerme birbirinin doğruluk değeriyle aynı olduğu için ikisinin de cevabı daima 0'dır diyeceğiz. Bundan kaynaklı tek kuvvet özelliği yoktur. Ama değişme özelliği vardır. Birleşme özelliği yine diğerlerinde olduğu gibi vardır. Bunun daha fazla özelliğinden bahsedeceğiz. Çünkü şöyle bir durum. Veya ve ya da. Şimdi Türkçe olarak düşündüğümüz zaman birbiriyle aynı gibi duruyor. Ama aynı değil. Ya da çok kesindir, nettir. Ya da inanılmaz derecede nettir. Yani diyor ki ya onu ya onu yani hani diyor alternatifin yok. Veya öyle değildir veya daha yumuşaktır. Mesela şöyle bir durum var. Bu ikisinin arasındaki ilişkiyi ben sana şöyle özetleyebilirim. Sana dedim ki mesela gelirken, mesela buluşacağız. Gelirken diyorum yanına laptopunu veya tabletini getir diyorum. Bak laptop veya tabletini getir dedim. Senin burada hani benim işimi görebilecek şey laptop veya tablet. İkisinden birini getirebilirsin ama ikisini de getirebilirsin. Ben hepsine okey derim. Yani benim için hepsi doğrudur. Benim için hepsi olur. Tek olmayan durum burada ikisini de getirmemen. Çünkü ben sana demiş miyim? Laptopunu veya tabletini getir abi demişim. Sen ikisini de getirmezsen benim ki yanlış yaptım. Ben sana bunu veya bunu getir demiştim. Sen ikisini getirirsen ben yine eyvallah derim. Çünkü işimi çözecek. Şimdi bu veya yumuşaktır bak. İkisini de getirsen okey diyoruz. Ama ya da da olay farklı. Diyorum ki Tablet ya da laptop'ını getir. Bak tablet ya da laptop'ını getir diyorum. İkisini de getirmezsen benim işim çözülmez. Abi diyorum ki ikisinden birini getir diyorum ya. Ya onu ya onu getir mutlaka. Ya da demişim bak. Tablet ya da e, laptop demişim. Şimdi ikisini de getirmezsen olmaz. Veya da da olmuyordu dikkat edersen. Ama burada ikisini getirirsen de olmuyor. Çünkü benim senden istediğim şeyi sen karşılamıyorsun. Ben diyorum ki laptopunu ya da tabletini getir diyorum. Yani laptopunu getiriyorsan tableti evde bırak diyorum. Tabletini getiriyorsan laptopunu evde bırak diyorum. Mutlaka ikisinden birini getireceksin. İşte bundan kaynaklı, bak bundan kaynaklı ikisini de getirirsen olmuyor. İkisini de getirmezsen olmuyor. Ya bunu getirip bunu getirme ya da bunu getirme bunu getir diyorum. Abi sen şimdi görmedin değil mi? Özür diliyorum. <laughs> Özür diliyorum. Bak, ikisi de Getirirsen olmaz dedik. İkisini de getirmezsen olmaz. Diyorum ki ya bunu getir bunu getirme ya da bunu getirme bunu getir diyorum ben. Ancak o şekilde benim isteğimi yerine getirebilirsin. Ama veya da öyle değildi değil mi? Bak veya'ya ikisini de getirsen de oluyor. Bak bir kabul ediyorum. Bunu getirip bunu getirmezsen okey diyorum yine sıkıntı yok. Bunu getirmedin bunu getirdin okey diyorum yine sıkıntı yok. Tek sıkıntı olan durum ne? İkisini de getirmemen. Getirmezsen ay yanlış yaptın diyorum. Ben sana bunu veya bunu getir demiştim. O yüzden e, yine Türkçe olarak da veya daha yumuşaktır ama ya da kesin net, net, ifade eder. Bundan kaynaklı ayrımını iyi yapalım tamam mı? Veya'dan bunu farklı kılan budur arkadaşlar. Unutmayın. Ve daha fazla özelliği olmasının sebebi de o oradaki ince ayrıntıdır. Şimdi yine çok kullanacağımız özelliklerden bir tanesi P ya da Q P ya da Q yerine sen P'nin değili ya da Q'nun değili yazabiliyorsun. Hiç fark etmiyor. Çünkü e, ben burada tablo, tabloda bunlara bir de hani P, Q, P ya da Q diye tablo çiziyoruz ya. Sen tabloya P'nin değili ve Q'nun değilini de gösterip aynı işlemlere sokarsan aynılarını buluyorsun. Mesela bu birken bu birken bu sıfır ve bu sıfır oluyor. Bir ya da bir sıfırdır. E sıfır ya da sıfır bak o da sıfırdı. 1, 0, sıfır, e 0, 1 olur. 1 ya da 0 1'dir. 0 ya da 0 1 o da 1'dir. Gördüğünüz üzere. Yani tabloda herhangi bir değişiklik olmadığı için bu ikisi de birbirine denktir diyoruz. Soruların içerisinde gerektiği zaman kullanabilirsin. O yüzden bir yıldız koyduk. Beşinci özelliğimiz P ya da Q. Daima P ve Q'nun değili veya P'nin değili ve Q'nun veya ile birbirine bağlanmasıdır. Yani diyor ki tableti getir telefonu getirme. Veya Tabletini getirme, telefonunu getir anlamındaki bir cümledir. P ya da 1. E şimdi düşün. P ya da 1 denktir diyorum. Şimdi bu 1 olursa 1 ya da 1 0 olur. Bu 0 olursa 0 ya da 1 1 bir olacaktır birbirinden farklı olduğu için. P neyse cevap bunun tam tersi oluyor. Madem öyle ben diyorum ki cevap P'ye değil, P'nin olumsuzuna, P'nin değiline bağlıdır. P ya da 1 daima P'nin değiline denktir. P ya da sıfır da P'ye denktir. Çünkü aynı yöntemle bunu bu şekilde yazacak olursan bu birse ise bir ya da sıfır birdir. Bu sıfırsa sıfır ya da sıfır sıfırdır. Yani P ne ise cevap O olacak o halde cevabımız P'dir diyoruz. İkisi birbirinden zıt olduğu anda cevabın zaten 1 olması gerektiğini söylemiştik. 8. özelliğimiz de bunu karşılıyor efendim. 13. örnek. P ya da sıfırın değili. Abi sıfırın değil ne? Bir değil mi? P ya da bir neydi? P'nin değiliydi. Yani burası komple P'nin değili. Veya geldim buraya. Birin değili sıfırdı. P ya da sıfır. P ya da sıfır bize daima neyi veriyordu? P'yi veriyordu. O halde burası da P'ymiş. P'nin değili veya P veya bağlacının içerisinde mutlaka bir tane bir varsa cevap bir oluyordu. Yani burası neymiş? Birmiş. En sade hallerini sormuştu. Bu bir geldi. Peki geldik ikiye. 2'ye bakalım bir de seninle beraber. P'nin değili ya da Q'nun değili ya da Q'nun değili demiş bize. Burada ne var? V var. Şimdi P'nin değilinin değili P'dir. Yani şurayı silebiliriz artık. Pekala. Şimdi elimizde böyle bir olay var. P'nin değili ya da Q'nun değili ya da Q'nun değili gibi. Ben burada şunu söyleyebilirim. P'nin değili ya da Q'nun değili dediğimiz ifade aslında P ya da Q'nun ta kendisidir. Aynı şeyler olduğunu söylemiştik. Peki şurası P ya da Q'ymuş. Bir de bunun yanında ne var? Ya da Q'nun değili var. Bak yukarı çıktık dikkat et ne var demiştik biz burada birleşme özelliği vardır demiştik. O halde ben öncelikle P ya da Q'yu değil de burada Q ile Q'nun değilini işleme sokayım. Yani P ya da Q ya da Q'nun değiline bakalım. E burası birbirinden farklı olduğu için daima 1'dir. P ya da 1 de P'nin değilini veriyordu bize. Yani şurası komple P'nin değiliymiş. Arada V var. Burada da P var. P'nin değili ve P içlerinden birisi mutlaka 0 olacağı için ve V bağlayıcıyla bağlandıkları için cevap 0'dır. Üçüncü e, duruma bakalım. P'nin değili ve Q'nun tamamının değili şimdi ben bunu demorgan kuralı sayesinde bunu şu şekilde yazabilirim. Üçüncüde P veya Q'nun değili biçiminde yazabilirim. Arada veya işlemimiz var. Ve geldim şuraya. Ya da'nın değilini alamam. Ama şunu yaparım. Q'nun değili ya da bir şuranın değiline denkti. Yani Q'nun değilinin değili Q'ya denktir. E burada ne var? Q'nun değili oldu oluştu o, zaman, o halde. Bunu da böyle yazdım. E şimdi bakıyorsun hem veya burada var, burada var. E parantezin bir ayrımı yok ki. O zaman ben bunu parantezsiz yazarsam P veya Q'nun değili veya Q'nun değili yazdım. E Q'nun değili veya Q'nun değili bana Q'nun değilini verir. Demek ki cevabımız P veya Q'nun değilinin ta kendisi olacakmış. Bunu da daha fazla kısaltamayız zaten. Ve 14. kazanın bakıştayız. Birazdan farklı bir bağlacımıza geçeceğiz arkadaşlar. İse bağlacına geçeceğiz. E, bu örnekten sonra. Şimdi diyor ki şurada ana işlem veya bağlacı var. Sonuçta neymiş? Sıfır. Veya'nın sonucunun sıfır olabilmesi için şunun da sıfır, bunun da sıfır olması gerekiyor. Yani P'nin değili neymiş? Sıfır. O zaman P nedir? Tabii ki de birdir. Güzel. Bunu elde ettik. Bir de şu var. Q'nun değili ya da R'nin değili neymiş arkadaşlar? Sıfırmış. Ki ben bunun Q ya da R'nin R'ye eşit olduğunu da biliyorum 0. O halde bunun değeri sıfırsa Q ile R doğruluk değerleri aynıdır. 1 ya da 1, 0 0 ya da 0 sıfır, 0'ı vereceği için. Pekala şimdi doğruluk değeri daima sıfır olanlar soruluyor. Abi öncelikle P'nin değeri neydi? Sıfırdı. E burada sıfır varsa arada V var. O zaman kesinlikle sıfır gelir zaten. P neydi? 1. E burası ise ve veya bağlacı varsa sonuç daima 1'dir zaten. E burada ne var? P'nin değeri sıfırdı. Yanında V bağlacı var. E o zaman burası ne olursa olsun cevap daima ne olacaktır? Sıfır olacaktır. Hangilerinin doğruluk değeri daima sıfırdır diye sormuştu. Cevap 1 ve 3 olacaktı diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Evet şimdi ise ise bağlacına geçiyoruz gençler. İse bağlacında ise e, bu bizim için çok değerli. Çünkü ise'yi veya'ya çevirebiliyoruz. İse'yi farklı amaçlar için kullanabiliyoruz koşullu önerme diye isim takacağız. Gerektirmelerde kullanacağız. Çift gerektirmeler yine bununla alakalı olacak. Yani bizim için artık ve veya ya da işleminden daha komplike bir yapı geliyor ama merak etme çok iyi öğreteceğim. Şimdi bakalım tanımına. Bir kere zaten okunuşunu söyledik ise işlemi. İse işlemi de nasıl gösteriyoruz? Şöyle iki tane eşittir yazıyoruz. Tamam mı? Ucuna şöyle ok koyduğumuz zaman ise bağlacı olmuş oluyor bu. Sembolü bu. Biz buna koşullu önerme diyoruz arkadaşlar ve bunu da bu sembolle gösteriyoruz yani P ile Q önermesini birbirine ise bağlayıcıyla bağlayınca da P ise Q diye okuyoruz. Peki doğruluk değer tablosu nasıl olacak bunun? Doğruluk değer tablosunda bunun hatta böyle 100 kuralı falan da denir. Doğruluk değer tablosunda sonucu sıfır çıkan tek durum şudur: bir ise sıfır sıfırdır. Diğer tüm durumlarda ee, cevap hep 1 çıkacaktır. Hatta unutma unutma eğer ki P bağlacı 0 yani Q bağlacının P bağlacı diyorum P önermesi 0 ise Q önermesinin ne olduğunun hiçbir önemi yok. Yani birmiş sıfırmış hiç bakmadan eğer şurası sıfırsa sen daima bunun sonucunu ha tamam bunun sonucu birmiş diyebilirsin. Aklında bulunsun. İse işleminin özellikleri ha ona geçmeden önce de eğer sonuç sıfırsa ki ÖSYM bunu çok fazlaca kullanır. Denemeler bunu çok fazla kullanır yayın evleri ve yazarlar. Sonuç sıfırsa daima birinci e, bileşen önerme birdir. İkinci önerme sıfır olmak zorunda çünkü sadece bir ise sıfır denktir sıfır ifadesini kuracağız. İse işleminin özelliklerine baktığımız zaman en çok kullanacağımız şey şu. İseyi veya'ya çevirme. İse'yi veya'ya nasıl çeviriyoruz? Birinci önermenin değilini buraya yazıyorsun. İkinci önerme aynı şekilde kalacak biçimde ise'yi veya'ya çevirebiliyorsun. Buna 3 tane yıldız koyduk çünkü çok fazlaca kullanacağız. İkinci özelliğimiz P ise Q ile Q ise P birbirine denk değildir. Yani değişme özelliği yoktur. İse'nin değilini alamazsın ama sen İse'yi hani P'nin değil veya Q biçiminde çeviriyorsun ya çevirdikten sonra değilini alabilirsin ki bu da P ve Q'nun değilinin ta kendisidir diyeceğiz. P ise P daima 1'dir çünkü 1 bir ise 1 de 0 ise 0 da daima 1 oluyor. P ise 1 sonuç daima 1'dir. Ha bu arada şunu söylemeyi de unuttuk gençler onu da hemen söyleyelim. İkinci bileşene baktın eğer 1 ise hiç merak etme. P'nin hiçbir önemi yok. Sonuç daima 1'dir. Hani burası 0 ise sonuç daima 1'dir. İkincisi de 1 ise sonuç daima 1'dir diyeceksin. Bundan kaynaklı P ise 1 de daima 1. 0'dan yola çıkıyorsan yine sonuç daima 1 çıkacaktır. P ise 0. Şimdi bak. P ise 0. Denktir diyorum. Bu 1 ise 1 ise 0. Sonuç 0 çıkacak. Bu 0 ise 0 ise 1. E sonuç 1 oluyor. Demek ki P önermesi neyse cevap bunun tam tersi gibi davrandığı için biz diyoruz ki hocam bu önerme P'nin değiline bağlıdır. P'nin değil olarak karşımıza çıkar diyoruz. Bir ise P de birden yola çıkıyorsan bir ise P denktir diyorum. Eğer bir ise P sıfırsa sonuç sıfır. P birse ise sonuç bir olacağı için. P ne ise sonuç o, o olduğu için bak 0 1 0 1 demek ki bu da P'ye bağlıdır diyoruz. Kazanın bakış 15'teyiz. P ve Q birer önerme. Buna göre 3 tane önerme var. En sade hallerini sormuş bize. Şimdi ise'nin değilini alamıyorduk. Ama ne demiştik? Ben bunu birincinin değili veya ikinci biçiminde yazıp bunun değilini alabilirim. Veya'ya çevirdim önce. Ki bu da bana neyi verir? P'nin değili ve Q'nun değilini verir. Yanında bir de ne var? Veya var. Burada da P var. İçeri dağıttığım takdirde P'nin değili veya P ve P veya Q'nun değili olarak karşımıza çıkar. Şimdi burası P'nin değili veya P 1'dir. 1 ve P veya Q'nun değili de bana daima yanındakini veriyordu. Yani cevabımız P'nin değili pardon P veya Q'nun değiliymiş. Hatta sen bunu Q'nun değili veya P biçiminde değişme özelliğini kullanarak yazarsın. Hatta bu da Q ise P'nin ta kendisidir. Yani sen bunun cevabına ister P veya Q'nun değili de İstersen de Q ise P'de hiç fark etmez. İkisi de bizim için doğru cevaptır. P ise 1. Şimdi sonuç 1 ise ne demiştik? Daima 1'dir demiştik. Burası 1. Ya da sıfırdan yola çıkıyorsan da 1'di. 1 bir ya da 1 e ya da bağlacını az önce öğrendik. 1 ya da 1 nedir? İkisi aynıysa sıfırdı cevap. Q ise P veya Q demiş. E şimdi Q ise P demek Q'nun değil veya P demek e veya Q var burada. E, Q'nun değili veya Q tamamı veya olduğu için önce bunları işleme sokarsam 1 gelir. E, 1 veya P de bana 1'in ta kendisini verir. Cevaplarımız Q ise P 0 ve 1 olacaktı. Veya sen bunun cevabını dediğim gibi P veya Q'nun değil olarak da isimlendirebilirsin birincisini. Evet kazanın bakış 16'dayız. P önermesi A sıfırdır diyor. Q önermesi A artı B sıfırdır diyor. R önermesi de A kere B sıfırdır diyor. Aşağıdaki koşullu önermelerden hangisi doğrudur diye soruluyor. Şimdi R ise P. Mesela A çarpı B sıfırsa. A çarpı B sıfır ise. A sıfır mıdır? Şimdi daima doğru olur mu bu? Yani şöyle. B de sıfır olabilir. Değil mi? İlla A'nın sıfırı A sıfırdan farklı da olabilir. Dolayısıyla bu gitti. B'ye bakıyorum okuyoruz şimdi. A0 ise A0 ise e, R önermesi nedir? A kere b sıfırdır. Evet A'nın sıfır olduğu durumda A kere B kesinlikle sıfırdır. B'nin ne olduğundan bağımsız olarak demek ki cevabımız B'ymiş. Diğer şıkları da aynı e, burada gösterdiğimiz gibi yani şurada gösterdiğimiz gibi gösterip eleyebilirsiniz. 201. sayfayı da bitirdik. 202'ye geçtik. Kazanın bakış 17'deyiz. Birleşik önermelerden hangileri hangisi doğrudur diye soruluyor. Bakalım kök 5 ile kök 7'nin toplamı kök 12 midir? Tabii ki de hayır. Bunlar bu şekilde toplanamaz da yani P önermesi sıfırmış. Kök 7'den kök 5 çıkınca kök 2 kalmaz bu da sıfır. Ama kök 7 ile kök 5'i çarparsam kök 35 olur yani bu doğruymuş. Şimdi P, Q ve R'nin 0, 0, 1 olduğunu öğrendik. Şıklarda yerine yazarak hangisinin doğru olduğunu bulacağız. Bakalım. P'nin değili ki birdir. Bir veya dediğine göre burası birdir. Birin değili de sıfırdır. E hangisi doğrudur diye soruluyordu. Bu sıfırmış bu gitti o zaman. C'ye bakalım mesela. R önermesi bir ise P ve Q yani sıfır ve 0. Sıfır. sıfır ve sıfır sıfırdır. Bir ise sıfır da sıfırı verir bir de bu da gitti. B'ye bakıyorum. P'nin değili e birdi. Q'nun değili e o da bir. 1 ve bir e bir yapar. Yani şurası 1'miş arkadaşlar. Veya var bak veya bağlacı varsa sonuç 1'dir. E bir de burada değil var sonuç yine 0 çıktı bu da gitti. D'ye bakıyorum P 0'dı veya R ise Q yani 1 ise 0. E 1 ise 0 0'dı 0 veya 0 yine bana 0'ı verir. Demek ki cevap E'ymiş E'ye de bakalım. P ise demiş 0'dan yola çıkıyorsam ise bağlacında buranın ne olduğunu bir önemi yoktu. Cevap daima doğruydu cevabımız E şıkkı olacakmış. Keşke önce E'ye baksaydık değil mi? Kazanın bakış 18. M ve N gerçel sayılardır. Şimdi buna göre demiş bu koşullu önermelerden hangileri doğrudur diye soruluyor. M kare eksi 16 pardon M kare 16'ya eşit M 4'tür demiş. Yalnız eksi 4 de olabilirdi. Dolayısıyla gitti. M küp artı M küp sıfırsa... şimdi M küp artı M küpü ben şu şekilde çarpanlarına ayırırsam M artı N parantezinde m kare eksi m n artı n kare diye çarpanlarına ayırırsam eğer bu sıfırsa ya burası sıfırdır ya burası sıfırdır. Şimdi m kare eksi m n artı n kare sıfırdır demiş ama belki sıfır değil burası 5'tir ve m artı n sıfırdır belki. Dolayısıyla bu da gider. m kare eksi n kare sıfırsa bu m artı n çarpı m eksi n olduğundan ya m eksi n'ye eşittir ya da m n'ye eşittir. Bak burada ne demiş? m n'ye eşit veya m eksi n'ye eşittir demiş. Yani doğru olan buydu arkadaşlar. Cevabımız yalnız 3 olacaktı diyebiliriz. Evet. Altta bir notumuz var. Koşullu önerme ile alakalı. Sadece bunda var. Karşıt ters ve karşıt ters muhabbetleri var. P ise Q koşullu önermesinin karşıtı. Sadece yer değiştiriyorsun. Q ise P'dir. Tersini bulmak için sadece değillerini alıyorsun. P değil ise Q değil diyorsun. Karşıt tersi de adı üstünde hem karşıtını hem tersini bul bulacaksın. Önce yer değiştiriyorsun, sonra değillerini alıyorsun ve şunu sakın unutmuyorsun. Bir koşullu önerme kendi karşıt tersine daima denktir diyorsun. Yani P ise Q'nun karşıt tersi Q değilse P değil. Bunu hemen Türkçeleştirirsek ders çalışırsan başarılı olursun. P ders çalışırsan Q başarılı. P ders çalışmak Q başarılı olmak. Şimdi bunu karşı tersini okuyalım. Ders çalışırsan başarılı olursun önermesinde doğru dersem. Karşı tersini okuyorum. Başarılı olmadıysan ders çalışmadın. Evet bu da doğru. Demek ki ikisi birbirine denk. Dolayısıyla biz diyoruz ki bir koşullu önerme karşı tersine daima ve daima denktir diyoruz. Devam edelim. 19. kazanım bakışta. P önermesi diyor ki 3x eksi 7 8'dir. Q önermesi de x eşittir 5'tir diyor. P ise Q önermesinin karşıtını, tersini ve karşıt tersini ifade ediniz demiş. Şimdi P ise Q'nun karşıtı. Karşıtı nedir? Q ise P'dir. Yani x eşittir 5 ise x eşittir 5 ise 3x eksi 7 eşittir 8 anlamını taşır bu. Tersine baktığımız zaman sadece bunun ve bunun değilini alacağız. Yani P değil ise Q değili bulacağız. Böylelikle 3x 7 8 değil ise x de 5 değildir anlamını taşır bu. Karşıt tersine baktığımız zaman hem tersini hem de karşıtını alacağız gençler. Yani yani neyi bulacağız? Q değil ise P değili bulacağız. Q değil x 5 değil ise 3x eksi 7 de 8 değildir anlamını taşır bizim için. Evet kazanın bakış 20'deyiz. P önermesi der ki en tam sayısı 8 de tam bölünebiliyorsa en tam sayısı 4 tam bölünür. Şimdi bak iyi dinle bizi. Bu önermelerden hangisine denktir diye sorulmuş. Şimdi ise bağlacı nerede? Bak burada S Gördün mü? İse bağlacı burada. Yani en tam sayısı 8 de bölünebiliyor a P dersem n tam sayısı dörtle tam bölünür e q dersem hadi p zaten başta verildiği için P, Q demeyelim. r ve s diyelim. p önermesi neymiş arkadaşlar? r ise s. Bunun denk olduğu şey nedir? s değil ise r değildir. Değil mi? Hatta sen bu ise bağlacını veya'ya dönüştürürsen s veya r'nin değildir. Şimdi geldik buna. En tam sayısı dörtle bölünmez. Yani yani şuraya s demiştik ya s'nin değili ve demiş en tam sayısı 8 ile tam bölünür. Yani R. Biz burada denk olduğu ifadeleri bu şekilde bulduk. Peki bu ikisinden birisi herhangi bir tanesi buna denk mi? Değil. Bu gitti. Şimdi 2'yi iyi dinle. En tam sayısı 4 ile bölünmüyorsa. Yani S'nin değili. Sağ dediği için ise en tam sayısı 8 ile tam bölünmez. Yani R'nin değili. Bak aynısını bulduk mu? Bulduk. O halde bu olur. Üçüncüye bakıyorum. En tam sayısı 8 ile bölünmüyor. Yani R. Veya en tam sayısı 4 ile tam bölünür. E şimdi bölünmüyor. R'nin değiliydi. Özür dilerim. En tam sayısı 4 ile tam bölünür. Yani S, Yani R'nin değil veya S. Şuna denk değil mi? S veya R'nin değil. Sonuçta değişme özelliği var. Demek ki bu da doğru. Cevabımız 2 ve 3 olacaktı diyebiliriz. Gönül rahatlığıyla. 21. kazanın bakışa baktığımızda da P Q ve R önermeleri için P ise Q ise R önermesinin yanlış olduğu biliniyor. Şimdi iyi dinle. P ise Q ise R demiş ki bu soru LYS 2017'de çıkmış. Bunun yanlış olduğu biliniyorsa demek ki R kesinlikle 0 ve kesinlikle burası da 1 olacak. 1 ise 0 sadece bize 0'ı veriyordu. Yani R'nin 0 olduğundan haberdarız artık. Peki her zaman doğru olan soruluyor. Şimdi P ise Q zaten 1 olduğunu elde etmişiz biz. Bu doğru. Şimdi devam edelim. Ne demiştik ise bağlacında? Birinci bileşen 0 ise 0 ise Q. E daima 1'dir arkadaşlar. Birinci bileşen 0 Yani bu da kesinlikle doğru. Her zaman doğru. Q ise R. Şimdi R 0'dı. Arkadaşlar Q 1 ise cevap 0 olabilir. Ve ben Q'nun ne olduğu hakkında bir bilgim yok. Dolayısıyla bu her zaman doğru değildir. Cevabımız 1 ve 3 olacaktı diyebiliriz gönül rahatlığıyla. 202 ile bitirdik mi bitirdik. Şimdi 203'teyiz artık son iki sayfamız kaldı ve ancak ve ancak işlemine geçiyoruz. Ancak ve ancak işlemi ise bağlacının tam tersi yönüne de ok koyarak gösterilir. Ki zaten çift yönlü iki yönlü koşullu önerme. Koşullu önerme neydi? İseydi İki yönlü olunca iki yönlü ise diyebiliriz arkadaşlar. Ve bunu da P ancak ve ancak Q ile okuyabiliriz. Şimdi doğruluk değer tablosuna baktığımız zaman daha öncesinde öğrendiğimiz ya da bağlacının tam tersi olduğunu görürüz. Bu sefer ikisi birbiriyle aynıysa sonuç 1'dir. İkisi birbirinden farklıysa sonuç 0'dır diyeceğiz. Ve ya da bağlacında ne demiştik? P ya da Q denktir. P'nin değili ya da Q'nun değili demiştik. Burada da aynı şekilde P ancak ve ancak Q, P'nin değil ancak ve ancak Q'nun değiline denktir. P ancak ve ancak Q'yu ben gerekli gördüğüm takdirde e, ama unutma az kullanırız. P ise Q ve Q ise P biçiminde dönüştürebilirim. Yani P Q'yu gerektirir, Q da P'yi gerektirir diyebiliriz. P ancak ve ancak Q, P ya da Q'nun değilidir. Bak az önce de bahsetmiştim ya da bağlacında iken e, de bahsetmiştim tam olarak tersidir. Yani ben P ya da Q'nun değilini alırsam P ancak ve ancak Q'yu elde ederim. P ya da P ancak ve ancak P 1'dir. Çünkü ikisi de 1 iken cevap 1, ikisi de 0 iken cevap 1 ise P ile P birbirinin aynısı olduğu için P ancak ve ancak P 1'dir. Eğer ki ikisi birbirinden farklıysa sonuç 0'dır demiştik. Bundan kaynaklı P ancak ve ancak P'nin değili daima 0 sonucunu verir bize. Eğer ki burası 1 ise sonuç direkt P'dir ve burası 0 ise sonuç direkt P'nin değilidir diye söyleyebiliriz. Kazanın bakış 22'deyiz artık. Şurası 1'in değili nedir? 0'dır. 1 ancak ve ancak 0 ikisi birbirinden farklı olduğu için 0'dır. İkisi birbirinden farklı olduğu için sonuç 0. Sıfır. 0'ın değili 1 olduğu için 0 ancak ve ancak 1 yine ikisi birbirinden farklı olduğu için 0'dır. Bir ancak ve ancak sıfır sıfırdır. Sıfırın değili ise birdir. Ancak ve ancak bir ya da birin kendisi. Yani sıfır ya da bir. E birbirinden farklıysa bir demiştik. Birin değili sıfır olduğu için buraya da sıfır yazdım. Yine ikisi birbirinden farklı olduğu için sonuç yine sıfırdır. P ancak ve ancak sıfır. Şimdi P 1 ise sonuç sıfır olacak. P sıfırsa sonuç P olacak. Bir olacak. E doğal olarak ben şuraya p'nin değili demem gerekiyor. Veya sıfırın değili 1'dir. Sıfırın değili 1'dir. Q ancak ve ancak 1. Bir. Q 1 ise sonuç 1, sıfırsa sonuç 0 sıfır olduğu için Q'ya bağlıdır. Yani burası gençler p'nin değili veya Q'ya denktir. Hatta ve hatta sen bunu iseye çevirebilirsin. P ise Q olarak da cevabı yazabilirsin. Geldim bu kısma. P'nin değili ancak ve ancak P bu nedir? Sıfırdır ikisi birbirinden farklı çünkü. P ancak ve ancak sıfır. P sıfırsa cevap bir. P birse cevap sıfır. Bundan kaynaklı cevap P'nin değilidir diyeceğiz. P ne ise cevap tam tersi çünkü. Geldik buraya şurası sıfır mı? Evet birin değili sıfır. P ancak ve ancak bir ne, neye bağlıdır? P'ye. P veya bir daima birdir. P ancak ve ancak bir P'ye bağlıdır. P'nin değili P'nin değili ancak ve ancak 0. Şimdi P'nin değili 1 ise cevap 0, P'nin değili 0 ise cevap 1. O halde P'nin değilinin değiline bağlı. Yani P'ye bağlıdır diyeceğiz bizim cevabımız. En sade hallerini bul demişti. Hepsinin bulduk. 0, 0, 0, P ise Q, P'nin değili ve P olarak elde ettik cevaplarımızı. Gerektirme ve çift gerektirme. Artık bundan sonrası mantık bitmiştir gözüyle bakabiliriz. Geçmişten beri öğrenciler hep bu şekilde görürler. Gerektirme dediğimiz şey eğer koşullu önermenin sonucu daima birse biz buna gerektirme diyoruz. Çift yönlü koşullu önerme yani P ancak ve ancak Q'nun sonucu daima birse cevap çift gerektirmedir diyebiliriz. Mesela Buradakilerden hangileri her zaman bir gerektirmedir denilmiş. Sonucu daima 1 çıkanları arıyoruz. Şimdi 1 ise Q. Q 0'sa sonuç 0. Q 1'se sonuç 1. O halde burası Q'ya bağlıdır. Q ise Q'da daima bizim için 1'dir arkadaşlar. Çünkü 1 bir ise 1, 1'dir. 0'sa 0 1'dir. O halde bu sonuç daima 1 çıktığı için bir gerektirmedir. Geldik 2'ye. Q ve Q'nun değili sıfırdı biliyorsun. Sıfırdan yola çıktıysak ise de sonuç daima birdir. Yani bu da bir gerektirmedir. P ise Q ise Q'nun değili denmiş bize. Şimdi iyi dinle. Burada hem P hem de Q olduğu için zaten sonuç 1 çıkmayacak ama yine de bakalım. P ise mesela Q sıfır olursa sıfır olur şu şekilde. İse Q'nun değili e P'ye e, ben Q'ya sıfır seçersem Q'nun değili 1 olacaktır. Burası nedir? P ise sıfır. E neye bağlıdır? P 1 ise cevap sıfırdır. P 0 ise cevap birdir. P'nin değiline bağlıdır. P'nin değili ise bir. E şimdi bu neye bağlıdır? İkincisi 1 ise sonuç daima birdir demiştik. A bir geldi. Güzel. Peki başka türlü bakalım. Bir de şunu bir olarak alalım. P ise bir. P ise 1. Bir, Biri yazamadım ya la. Heh. Şöyle. E bu sefer P'nin Q'nun değeri ne olacak? Sıfır olacak. Şimdi P1 ise sonuç 1. P0 ise sonuç yine 1. Yani burası 1. Ama 1 ise 0'a baktığın zaman sonuç daima 0'ı verir bize. Bundan kaynaklı sevgili arkadaşlar. Her zaman doğru değildir. 0 bulabiliyoruz cevabı. O halde bu gitti. Cevabımız 1 ve 2 olacaktı diyebiliriz. Geldik 24'e hangileri çift gerektirmedir diye soruluyor bu sefer. Ancak ve ancak bağlaçlarıyla kurulmuş önermeler var. Sonuç 1 çıkacaksa biz buna çift gerektirme diyeceğiz. Şimdi bakalım. Eğer P ise Q ancak ve ancak P demiş şimdi. Şimdi mesela örnek veriyorum. Bu 1 ise bu 0 ise burası 0 olur değil mi? Değil mi? Ve ben P'yi 1 seçmiştim. 0 ancak ve ancak 1. E 0'dır. Çift gerektirme olmadı. Aksini bulduk. Devam. Q ise P'nin değili. Şimdi buraya bakıyorsun. P'nin değili ise Q'nun değili var. Bir de bunun değili var. E şimdi hocam. Q ise P. Ben bunun değilini nasıl alırım? Önce veya'ya çeviririm. Q'nun değili veya P derim. E, bunun değilini aldığım takdirde de Q ve P'nin değili gelir. Bu cepte. Geldim şuraya. Bunu da veya'ya çevirirsem P veya Q'nun değili yapar. Değil mi? Aynen. Bir de burada ne var? Ancak ve ancak var. Şu şekilde. Peki. Şimdi burada V bağlacı var. Burada veya bağlacı var. Düşüneceğiz. Burası P, burası Q'nun değili. Burası Q, burası P'nin değili. He. Şimdi aslına bakarsan bunlar birbirinin değil. Bak. Şunun değilini alırsan P'nin değili ve Q gelir. Bak P'nin değili ve Q. Aslında bunlar birbirinin değili olduğu için bu sıfırken bu bir. Bu birken bu sıfır. Ve burada ne var ancak ve ancak. Birbirinden farklıysa ancak ve ancak ne, ne oluyordu? Sıfır oluyordu. E sıfırın değili sonuçta daima biridir. Demek ki hayırlı olsun çift gerektirmeymiş ikincisi. Üçe bakıyoruz. İkisi birbirinden farklı olduğu için sıfırdır. Ancak ve ancak şurası nedir? Bir midir? Bir. P 1 ise sonuç bir. P 0 ise sonuç sıfır. Yani burası P'ye bağlı. Bir de bunun değili var tabii dışarıda. Sıfır ancak ve ancak P'nin değili. P'nin değili 1 ise sonuç sıfır. P'nin değili sıfırsa ise sonuç bir. Demek ki P'nin değilini değiline bağlı. Yani P'ye bağlı. O halde burada bu da çift gerektirme değildir. Çift gerektirme olan sadece neymiş? Yalnız ikiymiş gençler. Tamam. Totoloji ve çelişki. Eğer bir önermenin sonucu daima sıfırsa biz bunlara çelişki diyoruz. Bir önermenin sonucu daima birse biz bunlara totoloji diyoruz. Tamam. Bak daima bir olanlara totoloji, daima sıfır olana çelişki diyoruz. Şimdi mesela burada P ve P'nin değili. Yani biri birken öteki sıfır. Yani v ile bağlanmış demek ki cevap sıfır olacak kesinlikle. P ne olursa olsun çelişkidir. P ya da P'nin değil ikisi birbirinden farklı olduğu için sonuç daima 1 olacak ya da bağlacıyla bağlandığından sonuç totoloji. Açık önerme. İçinde en az bir değişken bulunan ve bu değişkenlere verilen değere göre doğru ya da yanlış olduğu bilinen, belirlenen önermelere açık önerme diyoruz. Bir açık önermeyi doğrulayan elemanların kümesine o açık önermenin doğruluk kümesi denir. Her denklem ve her eşitsizlik aynı zamanda bir açık önermedir. Bak her denklem ve her eşitsizlik bir açık önermeye tekabül eder. ÖSYM sormayı tercih ediyor mu etmiyor ama denemelerde soru bankalarında karşımıza sıkça sık çıkar. Ve sen bu soruları yapamazsan eğer konuyu bilmediğini düşünürsün yanlış yola saparsın. Öğrenmende fayda var çünkü ÖSYM'nin neyi ne zaman nasıl yapacağı hiç belli olmuyor. Öğren o yüzden. Mesela buraya bakalım. Pozitif doğal sayılar kümesine tanımlı p, x, y açık önermesi. Bak açık önermeler bu şekilde gösterilir. Ve genelde bir denklemle bir eşitsizlik de gösterilir. Açık önermesini doğru yapan x değerlerin toplamı gayet basit. 2x artı 3y eşittir 18'i sağlayan x'lerin toplamı soruluyor bize. E ben burada x'i 9 seçersem, y'yi 0 seçersem sağlar. Sonra ne yapıyordum? 2 artırıp 3 azaltıyordum. Yani 6'ya 2. Yani 3'e 4. Yani 0'a 6. Bunların hepsi sağlar. E, sağlayan x'ler şunlar değil mi? Toplamı sorulmuş bize 18'i verir. Doğru cevabımız 18'di. Her ve bazı niceleyicileri. Her şu şekilde ifade edeceğiz. Bazıyı da ters e ile ifade edeceğiz gençler. Her ile başlayan bir açık önermenin yanlışlığını göstermek için önermeyi yanlış yapan bir tane değer bulmak yeterli olurken bazı ile başlayan bir açık önermenin doğruluğunu göstermek için önermeyi doğru yapan bir tane değer bulmak yeterlidir diyoruz. Her kelimesinin olumsuzu bazıdır. Bazı kelimesinin olumsuzu da her kelimesidir, niceleyicisidir diyeceğiz. Mesela kazanın bakış 26. 4 tane önerme verilmiş. Doğruluk değerlerini bul demiş bize. Diyor ki tüm x reel sayıları için 5x ile 7x'in toplamı 12x yapar demiş ki biz zaten bunu çözerken ne yapıyoruz? 5x ile 7x topladım 12x yapar diyoruz. Ve bütün x'ler için sağlar mı? Bu sağlar. Demek ki bu doğru. Devam. Öyle e, x doğal sayıları vardır ki ya da bazı x doğal sayıları için 3x artı 9 eşittir 0 denklemi sağlar diyor. Yani 3x eşittir eksi 9 iken x eşittir eksi 3 olmaz mı? Yani bunu sağlayan tek bir tam sayı var eksi 3. Peki bu doğal sayı mı? Hayır. Yani bir tane bile sağlayan doğal sayı yok. O halde bu önerme yanlıştır abi. Bak bu yanlış, bu doğru. Tamam. R önermesi bütün x reel sayıları için 5 üzeri x daima sıfırdır demiş. E ben zaten pozitif bir sayının kuvvetini alacağım için pozitif sayının her kuvveti pozitiftir. Negatifi de pozitifi de. Hiç fark etmez. Bundan kaynaklı sıfırıncı kuvveti de. Bundan kaynaklı bu önerme de doğrudur. Bazı x tam sayıları için x kare eksi 10x eşittir 0'dır demiş. Yani x parantezinde x eksi 10 eşittir 0 yazarsan x 0 ve 10'dur. Ve bunlar birer tam sayıdır. Bazı x tam sayıları demiş. O bazı x tam sayıları 0 ve 10. Demek ki doğru. Demek ki bu da doğruymuş. 1, 0, 1, 1 olacaktı bizim doğru cevaplarımız. Kazanın bakış 27. Bu önermenin karşıtını tersini ve karşıt tersini bul demiş bize. Şimdi karşıt, karşıt ters ve karşıt ters diyelim. Tamam mı? Ben şuraya P dersem şuraya Q dersem bu önermemiz P ise Q önermesidir. Karşıtı Q ise P'dir. Tersi P değil ise Q değildir. Karşı tersi Q değil ise P değildir. Şimdi ben Q ise P'yi bulacağım. Yani bazı X'ler vardır. Sıfırdan küçük ise her X sayısı Mutlak değeri, her iki sayısının mutlak değeri sıfırdan büyük veya eşittir. Bak ifade ettim. P'nin değili ise, Q'nun değilini nasıl yapacağız? Her kelimesinin değilinin bazı olduğunu biliyoruz. Bazı x'ler vardır. Bu x'lerin mutlak değerleri, burada sıfırdan büyük veya eşit demiş ya. Bunun değili nedir? Sıfırdan küçüktür. İse bazının e, tersi, bazının tersine her her x ele, e, için her x için x sıfırdan küçüktürün değil nedir? Sıfırdan büyük veya eşittir olacak. Bir de bunun karşı tersi. Bak şurası q değil değil miydi? O zaman ben direkt bunu bu tarafa alırım. Her x için x sıfırdan büyük veya eşitse bunu da buraya alırım. Bazı x'ler vardır. Bu x'lerin mutlak değerleri sıfırdan küçüktür. Bunu da buraya alabiliriz. Karşı tersi de bu şekilde ifade ettik gençler. Ve son iki sorumuz. Bu sorularda öncül e, şıklı sorular, çoktan seçmeli. Bakalım beraber. P'yi vermiş, Q'yu vermiş olduğuna göre P ve P P'ye denktir. P ve Q'nun değilinin değili ise bu bana neyi verir? P'nin değili veya Q'nun değilini verir. P'nin değili veya Q'nun değili de neye denktir? P ise Q'nun değiline denktir. Şimdi hepsi iseli olduğu için de şanslıyız. Demek ki doğru yoldayız. Peki ne yapacağım? Önce P. P'nin aynısını yazacağım. Bazı x tam sayıları için x kare eşittir 4'tür. Bazı x tam sayıları için, bazı dediği için her olanları siliyorum arkadaşlar. Bazı x tam sayıları için x kare eşittir 4. Bazı x tam sayıları için x kare eşittir 4. Güzel. İse şimdi diğerine bakacağım. Q'nun değili. Yani şunun değerini alacağım. Bunun değili nedir? Bazı x e, eleman doğal sayılar için x üzeri 4 küçük veya eşittir eksi 1 demem gerekiyor. Ki bu var mı? Bak burada aynısı var. Demek ki cevabımız c eşit olacaktı. Ve geldim 29'a. Son sorumuz. Karesi küpünden büyük olan pozitif sayılar sıfırla bir arasındadır demiş. Şimdi karesi küpünden büyük olan pozitif sayılardan kastımız bütün sayılardan bahsediyor. Her x eleman reel sayı tamam mı? ve karesi küpünden büyük olan diyor ya. Karesi küpünden büyük olan pozitif sayılar ise sıfırla bir arasındadır. X'ler sıfırla bir arasındadır. Şöyle gösterelim. Şunu şuraya kaydıralım. Şöyle alalım şuraya. İse x'ler sıfırla bir arasındadır diyeceğiz değil mi? Pekala. Yani ben bunu mu arıyorum? Aynen bunu arıyorum. Ki pozitif sayılar dediğine göre şurası da pozitif sayılar olacak. Yani şu gitti. Şu da gitti. Pozitif reel sayı dememiş her dediği için bu da gitti bak karesi küp e, küpünden büyük olan pozitif tam sayılar. Bazıları dememiş. Ben hepsini anlayacağım. O halde her olacak. Pozitif reel sayı olacak. x kare x küpten daha büyük olacak. Bak burada küçük veya göstermiş. Bu da kaybetti. Cevabımız D şıkkı olacak gençler. Evet, şimdi Sembolik mantığın konu anlatımının nelere dikkat etmemiz gerektiğini, nelerden karşımda çok soru geldiğini, hangi durumlarda çeşitli taktikler kullanmamız gerektiğini her bir şey öğrettim. Şimdi sırada ÖSYM tipi sorular var. ÖSYM bakış testini çözeceğiz ki gerçekten ÖSYM tipi olduğunu aklında tut. Bunu sakın unutma. Bu sorulara kıymet ver. Eğer bu soruların tamamını anlarsan sana yemin ediyorum sınavda karşına gelen mantık sorusunu yapama, yapamama gibi bir ihtimalin kalmaz ama o yüzden sonraki videoda sözleşelim o videoda görüşelim kendine dikkat et hoşçakal sağlıkta kal ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutma.